Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte incehesap.com'un bizler için özel hazırlamış olduğu masaüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz. Videoya geçmeden önce ben bir yandan sistemin detaylarına bakayım, satın alma bağlantısını göreyim vesaire diyorsanız açıklama kısmına ekledik arkadaşlar. Oraya gidip sistemin detaylarına hakim olabilirsiniz. Tabii biz de sizlere detayları anlatacağız. Tabii ki de bu sistemde bir oyun testi yapacağız. İşte farklı farklı oyunlar deneyeceğiz falan filan ama öncelikle gelin bir teknik özelliklerine bakalım. Bu sistem aslında oyun odaklı toparlanmış bir sistem. Parçaları ona göre optimize edilmiş bir fiyat sistem. Fiyat performans sistemi. Evet, fiyat performans odaklı bir sistem. Aynı zamanda fakat şöyle bir durum var. Özellikle şu dönemde tek önemli olan şey oyun değil. Şimdi hepinizin bildiği gibi uzaktan eğitim süreci başladı. Online eğitimler işte şu an bir bilgisayar furyası dönüyor ortalıkta. Bu sistem hani aynı zamanda bu tarz ihtiyaçlarınızı da gani gani karşılayabilecek nitelikte bir sistem olduğunu belirtti. Peki nedir bu sistemin adı? Phantom XT Bronze. Bronze varsa işin içinde sadece bronze da kalmıyor Çağdaş. Gümüş altın. Biliyorsun aynen. Bir tane silver modeli, bir de gold modeli var arkadaşlar. Daha üst donanım istiyorsanız onlara yönlenebilirsiniz. Ha bu demek değil ki ben bu sistemi daha güçlü hale getiremem. Tabii ki de açıklama kısmına koyduğumuz linke tıklayarak sistemi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bunda bir tane RAM slotu boştu abi. Bana az gelir diyorsan oraya bir RAM daha ekleyebilirsin. Şimdi bilgisayarın teknik özelliklerine bakacağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İnce hesap bilgisayarı size tertemiz bir şekilde kurulumunu yapıyor, gönderiyor. Bunun için ek bir ücret almıyor arkadaşlar. Aynı zamanda içine de deneme sürümü Windows'u kuruyorlar. Ekstra uğraşmıyorsunuz. Şimdi gelin neler var bakalım arkadaşlar. Tabii ki de önceliğimiz işlemci olacak. İşlemcimiz Zen 2 mimarisine sahip. Ryzen 3 3100 arkadaşlar. Aslında bir önceki nesil Ryzen 5 2600'e denk bir performans veriyor desek yanlış olmaz. Bu sebeptendir ki zaten ekran kartıyla RX 5500 ile birlikte gayet yeterli performans sunuyor bizlere. 4 çekirdek 8 thread 18 MB ön belleği ile birlikte hem oyun işlerimizde işimizi görüyor hem de yayın yapmak istiyorsanız bu tarz işlere hevesiniz varsa o konuda da sizlere yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki parça kimde bilin bakalım. Ben de arkadaşlar anakartımıza bakalım. Anakartımız arkadaşlar micro ATX ve çift RAM slotuna sahip. Tabii ki de bu anakart üzerindeki RAM slotlarına maksimum 32 GB 3600 MHz değerinde RAM'leri takabiliyorsunuz. Anakartın üzerinde bulunan soket yapısı sayesinde 3. nesil işlemcilerle gayet yeterli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de yine anakartımız B450 Yonge setiyle inşa edildiği için arkadaşlar hani bu işlerden anlıyorsanız hız aşıtmada yapabiliyorsunuz. Fakat bilmiyorsanız hani oraları fazla kurcalamayın, yakmayın güzelim hali. Sıra geldi RAM'e, Lütfiye bırakmıyorum arkadaşlar. Videoda da söylediğimiz gibi 2 adet RAM slotu var. Bu RAM slotlarından bir tanesini değerlendirmişim hesap tarafı. RAM'imiz de 8 GB 3000 MHz değerlerine sahip bir adet RAM. Tabii ki de arkadaşlar bu bir fiyat performans sistemi olduğu için 8 GB RAM görmek hani şu anda ideal. Eğer derdimiz fiyat performansı. Şu var dedik zaten, gidip özelleştirebiliyorsunuz. Onun yanına evet, tak diye bir 8 daha koyabilirsiniz. Basit bir şekilde orada da bir sıkıntı yok. Hatta şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani incehesap.com tarafı da bu RAM'in hani 16'ya en azından yükseltilmesini tavsiye ediyor. Fakat sizin oynayacağınız oyunlar hani LoL'dür, Dota'dır. Ya işte en kötü şey yaparsan bu ay bilgisayarı aldım, paranı biriktir, 2 ay sonra bir RAM daha ekti ona. Bu en mantıklı şeydi. Bak ekonomi böyle yönetiliyor. Şimdi en önemli parçamıza geldik arkadaşlar. Ekran kartımıza. XFX tarafından piyasaya sunulmuş bir kartımız var arkadaşlar. RX 5500 XT TIC 2 Pro. Tamam mı? Tamam mı kardeşim? Abi bak bu bilgisayar. Bu bilgisayar. Şimdi şöyle özetleyebiliriz aslında kartı. 1080p oyun deneyimi istiyorsanız sizin için yeterli. Ama üstüne çıkıyorsanız tabii ki de kartı upgrade etmeniz lazım. Ama 1080p bir monitörde oynuyorsanız tamam. Tabii kartımızda tek değil çift fan var arkadaşlar. Bir de backplate var. Bu da ne işe yarıyor? Serin serin çalışmasına katkı sağlıyor. 1 nanometrelik üretim mimarisiyle birlikte hem daha az ısınıyor kartımız hem de daha az enerji tüketiyor. Bunu da cebinize koyun arkadaşlar. Girişlerinden de bahsedelim. Bir tane HDMI'miz var 2.0 olmak üzere. Bunun yanında 3 tane de display portumuz var. Bunlar da 1.4. Yani bol bol girişimiz var. Birkaç tane monitörü rahatlıkla bağlayabiliyoruz kendisine. Sıra geldi depolamaya. Tabii ki de arkadaşlar depolama kısmımızda 1 adet SSD kullandık. 480 GB'lık olan bu SSD'miz 530 MB okuma, 470 MB da yazma hızına sahip. Ne işe yarıyor bu peki? Bir, bilgisayarınız çok daha hızlı açılıyor. İkincisi, oyunların o bekleme ekranlarının normal HDD'lere göre daha hızlı geçebiliyorsunuz. Yani bu tarz böyle işte... Bir de online oyunlarda da haritalar harbiden daha hızlı yükleniyor. Evet, farkı evet, hissediyorsunuz. Yani, tabii şimdi aklınıza şey gelebilir hani 480 GB yeterli olur mu olmaz mı diye. Bana soracak olursanız ilk etapta yeterli olur. Çok da böyle sıkıntı çekeceğiniz bir SSD değil. Ama daha sonrasında oynayacaksınız
oynayacağınız oyunların yoğunluğuna göre bunun yanına bir adet HDD koyabilirsiniz. Gelelim kasamıza. Kasanın markası Game Power, kalanı Lütfi Power'da. Kasamızda görüyorsunuz arkadaşlar 4 tane ışıklı mışıklı fan var. Bu ışıklı mışıklı fanı biraz açmak istiyorum. Bunlar adreslenebilir diye geçen ARGB. Neyse, adreslenebilir RGB'nin olayı şu arkadaşlar. Bildiğimiz normal RGB'lerde hepsi tek tek çalışıyor. Bu RGB'lerde de bunlar kendi kafasına göre birer birer istediği gibi renk değiştiriyor. Bu işte gökkuşağı gibi dönen efektleri vesaire bu adreslenebilir RGB sayesinde yakalayabiliyoruz. Yan panelimiz plexi cam, şu an takmadık arkadaşlar. Çok fazla ışıklardan vesaire yansıma olmasın diye ama zaten siz örnek görsellerde görüyorsunuz. Kablolama geçişleri için de oldukça ferah tutulmuş ki zaten görüyorsunuz kasamızda birçok kanal mevcut. Kabloları arkalarından geçirerek gözünüzün önünden kaldırabiliyoruz. Kasamıza gömülü olarak 550 watt bir güç kaynağı geliyor arkadaşlar. Bu da zaten bu kasayı oldukça rahat besliyor. Hatta ileriye yönelik bile besleyeceğini söyleyebilirim. Kasaya da baktık. Güç kaynağından falan da bahsettik arkadaşlar. Oldukça şık bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Öyle devasa bir kasa değil. Odanızda gayet rahat duracak ferah bir kasa. Tamam, sen şimdi söyleyeceğini söyle. Oyun testine geçelim. Haydi. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Oyun testlerimize de baktık. Salla baş. Bu videomuzda sizlerle birlikte ince sabun bizler için hazırlamış olduğun Phantom XT Bronze'a yakından baktık. Ben bayağı yakından baktım. Çok yakından baktık Çağdaş. Ürünü satın almak istiyorsanız zaten videonun başında da söylemiştim. Hem özelleştirebiliyorsunuz hem direkt satın alabiliyorsunuz. Açıklama kısmına bir bağlantı ekledik arkadaşlar. Oraya gidip detaylıca bakabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa yorum bölümünden bizlere cevap verebilirsiniz. Artık başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ders çalışın. Oyun oynamayın. Oyun da oynayın, ders de çalışın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına gidebilirsiniz. Ayrıca hemen oradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.